1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Hüseyin'le birlikte Kartepe'ye gidiyoruz ve kayak yapacağız. Ben de kayak vlog çekmek istedim. Çok heyecanlıyız. Umarım kar vardır. Bugün hava aşırı sıcak, o yüzden içlik falan giymeyeceğiz. Hüseyin, kombini göstersen. Böyle sadece... Uzun kolu tişört ve sadece bu. Altımda falan hiçbir şey yok. Evet. Ben de bunun pembeli versiyonunu giyeceğim. İşte kendi şeyimi giyeceğim. Biraz makyaj falan da yapacağım. Çünkü... Rejim yüzünden yine geç kaldık. Geç kalmadık. Saat 10. Kahvaltıya yeni indi Rejim. Saat 10. 10'da çıkmış olacak. Biz öyle konuştuk. Tamam, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi gideceğimiz yeri göster. Ama güneşten gideceğimiz yer güneşten gözükmez. Şurada dağlar var. Şu dağlara gideceğiz. Şimdi ben gidip üstümü giyeceğim. Çok hafif makyaj yapacağım biraz. Sonra gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Geçen sene biz kayak yapamadık. Çünkü kayak yapmaya gittiğimizde kar kalmamıştı. Çünkü Mart ayının sonunda falan gitmiştik. Geç kalmıştık yani. Bu sefer artık geç kalmıyoruz ve doğru düzgün bir zamanda yapacağız. O yüzden çok mutluyum. Arkadaşlar, şimdi tam makyajımı yapıyordum ve sinir krizi geçirdim. Çünkü kar pantolonum köyde kalmış. En son köyde giymiştim. Ve şu an giyecek kar pantolonum yok. İçime tayt giyeceğim. Orada başka bir tane kar pantolonu kiralayacağız. Çünkü şu an alabileceğimiz bir yer de yok ve çok sinirliyim. Sinirlerim bozuldu. Neyse, biraz daha makyaj yapıp güzel olayım bari. Karda fotoğraf çekileceğim için bu arada bu kar makyaj yapıyorum. Yoksa yani bu Bene tinti kullanacağım şimdi. Bütün gün dudaklarım pes pembe kalsın diye. Bakın. Arkadaşlar, şimdi giyindim. Üstüm pink, altım pink tight. Böyle giyinik bir şekilde. Şimdi eldivenlerim, işte montum vesaire, bunları giyeceğim. Dediğim gibi kar pantolonumu kiralayacağız. Çünkü kar pantolonum yok. O yüzden şimdi dişimi fırçalayacağım. Bayağı gerekli bir ihtiyaç. Dişimi fırçaladıktan sonra çıkacağız. Bakın eldivenlerime bakın. Şimdi ayakkabı giyeceğim. Normal ayakkabı giyeceğim çünkü arkadaşlar bot değil de şeyle kayılıyor. Snowboard'un kendi ayakkabısı var, onunla kayılıyor. O yüzden bot giymiyorum. Hadi gidelim. Bakın eldivenlerime, çok cute. Bunları da takayım. Ya da takmayayım. Şimdi cebime koyayım, sonra takarım. Heyecanlı mısın? Çok. Gerçekten mi? Ben kadar... çok heyecanlıyım. Sabah uyanırken zorlandın mı? Sabah uyanırken hiç zorlamadım. Direkt kalktın değil mi böyle? Evet, çünkü sen şeyleri bulamadın yani. Bir ben buçuk saat işini bekledik. Bakar ben de yapardım. Bir saat. Ben böyle TikTok'lar çekeceğim böyle. Kayıyorum. Woo. Çok ince giyindik. Ben korkuyorum yani. Evet, bu arada ilk defa hiç içlik, kazak, hiçbir şey giymedik. Çünkü hava çok güzel olduğu için babam eğer giyersek çok terleyeceğimizi ve kayamayacağımızı söyledi. Çok iyisin ama yeter bu kadar. Şimdi aşağı iniyoruz. Hadi gel. Uso gel. Engelci. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Hadi. Arkadaşlar, şimdi yoldayız, gidiyoruz. Yaklaşık bir 30-35 dakikalık bir yolumuz var diye tahmin ediyorum. Yukarı çıktıkça karlar görünmeye başlayacak. Şu an gördüğünüz gibi etraf çok ama çok güneşli. Bu da şişecek. Evet, babam da deney yapıyor. Bu şişenin şişeceğini söylüyor. Yani umarım şişer. Şişmezse babam pırt sonra. 10 rakımdan 1200 rakıma çıkıyoruz. Şişmesini umuyorum. Evet, 1200 rakıma çıkıyormuşuz. Yani 1200 metre oluyor galiba. Şimdi gidiyoruz. Hava da gayet güneşli bu arada. Umarım yani kar vardı. Çok korkutuyor beni bu hava. Bakın. Arkadaşlar, radara girdik. Ceza yiyeceğiz. Allah kahretsin. Radar mı? Arkadaşlar, 2000 lira ceza yedik. Daha Kartepe'ye çıkmadan... 122 ile geçmişiz. 122 ile geçmişiz. Kaçtı ki? 50. Oha, 50'ymiş. 1979 sayı ceza yedik. Eğer 124 ile geçseymişiz 4000 liraydı. Evet. Ucuz kurtulmuşuz da gerçekten bayağı hesap ödedik ve daha Kartepe'ye çıkmadık bile. Arkadaşlar, 2000 lira ceza yedik. Moraller biraz düştü ama yapacak bir şey yok. Biraz daha hızlı gitsek 4000 lira yiyormuşuz. O yüzden yani 2 kilometre hızla kaçırmışız 4000 lirayı. Yani buna şükretmek lazım. Bayağı para kesiyorlar. Şimdi şey yapacağız. Kiralayacağız. Kiralanan yere geldik. Biz buradan mı kiralıyoruz? Evet, evet, evet. Hep buradan kiralıyoruz. Yes. Açık. Yani bir zahmet açık olur. Kapalı mı olacak? Hadi bir bakalım. Baba, bana beyaz alt istiyorum ben bu arada. Şimdi kira. Tamam. Okay. İnelim. Giyeceğim şimdi, olursa eğer. Boyum 1.50. Oldu mu? Bence oldu. Oldu mu? Bence dün 2
Kilo olmadan dolayı kapatamıyorum. Kapanmıyor mu? Kilo vermemeliyim. Sonunda kilomu aldığını kabul ettim. Bak bana normalde en küçük bot verdi zayıf olduğu için. Çok memnun değil mi pantolonun? Neyi? Pantolonun ayakkabı diyorum, çok uyumlu. Evet, çok uyumlu, çok güzel oldu. Sizin ayakkabılarınız tamam mı? Aha, evet. Boy kaçtı? Benim mi? 1.60. Ama bunları giyeceğim. Arkadaşlar, şimdi hazırlandık. Boardlarımızı kiraladık. Ben pantolon kiraladım. Board ayakkabısı kiraladım. Bir de gözlük kiraladım. Çünkü gözlük alacaktım ama unuttum. Şimdi çok rahat bir şekilde seyahat edebilirim. Tatilimi yapabilirim. Şimdi bunları arabaya yükleyip gidiyoruz. Hadi. Ben şimdi profesyonel olduğum için pisti ezbere biliyorum. Gözlüğe hiç ihtiyacım yok. Böyle bile kayarım. O yüzden gözlük almadım ben. Gerek duymadım yani. Bu arada nasıl bineceğiz bu arabaya? Arkadaşlar, şimdi şoka giriyoruz. Ben kendime içecek alacağım. Arkadaşlarım da alacak. Arkadaşlarım, ailem de alacak. Ben Red Bull'la da enerji içeceğim istiyorum. Açmıyor. İçecek olarak soğuk Powerade alıyorum. Red Bull yoktu çünkü. Bunu içeceğim. Çok güzel. Gel şimdi. Arkadaşlar, artık Kartepe böyle çıkmaya başladık ama gördüğünüz gibi hiç kar yok. Ve normalde... Ah! Kafama board düştü. Beyin hücrem öldü. Arkadaşlar, kafama board düştü. Bugün de bir şey var ama anlamadım. Gerçekten canım çok yandı bu arada. Çok ağırlar çünkü tahta bir de. Kat diye vurdu. Kenarlar demir oldu. Demir mi bilmiyorum ama kafama geldi ama yani. Çıkmaya devam ediyoruz. Hala kar yok. Ben artık korkmaya başladım. Oradaki abiye de kar var mı diye sordum, cevap vermedi bana zaten. O yüzden sinirlerim bozuk. Çıkıyoruz bakalım. Bir 10 dakika sonra tekrar çekelim. İnşallah vardır kar. Çıkıyoruz. Hala kar yok. Normal değil değil mi baba? Bence normal. En tepede kar vardır. Kar olmaması mı? Aynen. Kar bence olmaması. Normal değil. Küresel ısınma. Vardır ya yukarılarda mutlaka. Gerçi bayağı çıktı. Hala başlamadı. Hiç başlamadı değil mi? Bir damla bile yok. Eskiden yazın bile kar oluyordu değil mi baba? Yok, öyle bir şey çıktı. Evet. Eskiden burada kar kurtlanıyormuş. Nasıl yani? Yani Ağustos'ta bile kar oluyormuş. Bu karın içinde de fıkır fıkır kurtlar oluyormuş. Oha. Hatta yukarıda çalışan insanlar var. Televizyon vericileri var zirvede. Hı hı. O zirvedeki insanlar soğuk su içmek istediklerinde kardan kurt alıp bardağın içine atıyorlarmış. Soğuk su bardağının içine. Hı. Su buz gibi oluyormuş. Kurtlu su mu içiyorlarmış? Evet, suyu soğutmak için kullanıyorlarmış o kurtları. Salaklar mı bunlar? Kurtlu su mu içiyor? Ay, iğrenç. İri iri kurtlar oluyormuş. Parmak büyüklüğünde. Protein arkadaşlar. Bembeyazlıymış. Kurdu içmeyi yemiyorlar ki. Sadece suyu soğutsun diye kullanıyorlar. Olsun, o suya kurt giriyor ve sonra sen onu içiyorsun yani. Evet, içiyorlarmış. Ama yani iyi yandan düşünürsek... Bunu bana anlatan 30 yıl burada çalışmış bir adamdı. Verici de evet. Baba ama şu an bence artık bir 30 yıl sonra burada kar bile olmaz bence. Yani durum onu gösteriyor, evet. 30 yıl sonra buralarda kar bile olmaz herhalde. Ah be abi. Gittikçe ısınıyor. Evet. İşin kötü tarafı denizler yükselecek. Denizler yükselince de deniz kenarındaki evler... Yalılar. Ne zaman olacak bu ama? 100 yıl. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 1.5 metre yükselmesi bekleniyor suların. Aha. Evet. Villalar, yalılar bitti o zaman. 1.5 metrede yıllara bir şey olmaz. Ama 3 metrede olur diye düşünüyorum. Bunların 1.5 metrede de olacak yıllar. Oo, kar başladı. Hani lan? Oh, ilk karı gördük. Kar bayağı az. Bayağı az. Değil mi baba? Ya biz burada kayıyorduk işte. Daha çok çıkacağız ama bak. Başladı yavaş yavaş karlar. Arkadaşlar, hala çıkıyoruz ama bayağı bir çıktık ve bayağı kar var. Aslında bu kar
bir hafta önce gelseydik 2 metre olurdu ama şu an güneşten dolayı bayağı erimiş. Ama yani hala gayet var gördüğünüz gibi. Yani kayılacak kadar var, zaten önemli olan kayılacak kadar olması. Otelin olduğu yere gittiğimizde ben tekrardan videoyu çekeceğim. Şu anlık etraf böyle görünüyor. Arkadaşlar, demin otopark parası öderken adam dedi ki pistler çamur gibi, kimse kaymaya gelmiyor dedi. İnşallah yalan söylüyordur ya da anlamıyordur snowboard'dan, çünkü çok korkuyoruz. Babam çok güzel kayılır bu havada, bu şeyde diyor, karda diyor. Ama bilemiyorum yani, ben uzman değilim bu işte. Birazdan çıkınca göreceğiz, bir yaklaşık 5 dakika içerisinde. Korkuyorum. Arkadaşlar geldik, gördüğünüz gibi bayağı araba var. Birazdan pistleri de göreceğiz. Telsiz falan var. Bakın burası otel. Burası da böyle. Kayanlar var. Gayet kayılıyor ya. Nereye kayılmıyor? Gayet de kayılıyor yani. Ha? Adam uyduruyor diyorum. Değil mi? Baksanıza, kayıyor insanlar. Gayet güzel. Neresi kötü? Şurası zirve zaten. Çubuğu görüyorsunuz. Şimdi arabayı park edip TSRİŞ parası ödeyeceğiz. Başka ödeyeceğimiz bir şey kalmayacak. Otopark parası 80 lira ödedik. Kiraladığımız şeyleri 950 lira ödedik. 2000 lira ceza ödedik. Bugün bize... Pahalıya patladı ya. Yani ceza bütün her şeyden pahalı oldu. Şimdi çıkacağız birazdan. Zirveye doğru gideceğiz. TSRİŞ'le çok heyecanlıyım. Aşırı aşırı heyecanlıyım. Ha? Süper arkadaşlar. Otoparkçı bayağı uydurmuş yani. Bordumu taşıyorum. Çok zor. Hem ayağımda bu botlar varken hem de elimde kocaman bot varken yürümek gerçekten çok zor. Çok iyi kayıyormuşsun gerçekten. Oo. Arkadaşlar şimdi TSRİŞ'i falan ödedik. Hemen buna bağlayıp ayağına gitmem gerekiyor. Nasıl bağlayacağım bilmiyorum. Baba bana yardımcı olur musun? Ne? Ah kalbim. Arkadaşlar 3 kişi için yarım gün 1350 lira ödemişiz. Yani toplamda bu kayak masrafları 2500 lira gibi bir şey tutuyor. Yemek falan hiçbir şey dahil değilken. Bir de benzin, mazot bilmem ne, saymıyorum onları. Şimdi bunları nasıl gideceğim? Oldu mu? Hayır, niye olmadı? Şöyle şöyle sıkılıyor bunlar, bak şöyle. Şunun bunun içine geçeceksin şuraya. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Sonra böyle böyle sıkacaksın bak. Gördün mü? Tamam. Nasıl, çok havalı değil mi? Evet, çok havalı. Böyle bir kere tuttuktan sonra cırt cırt sıkıyorsun. Süper. Süper bir şey değil mi? Evet. Hüseyin kayacak şimdi, yine babamızı bekliyoruz aynı zamanda. O da birazdan gelecek galiba. Hadi gel. Hüseyin de kaya bakın. Oo, hızlı kay. Helal. Good job. Woo, woo, woo. Çok iyiydin bro. Arkadaşlar direkt TSRİŞ'e bineceğiz. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü direkt kayacağız tepeye gidip. Çok heyecanlıyım. Birazdan TSRİŞ'e bineceğiz. Hadi bismillah. Arkadaşlar şu an TSRİŞ'e bindik. Gidiyoruz. Önümüzde hiçbir koruma yok. Telefonumuz, snowboardumuz, her şey düşebilir her an. Çok korkunç. Bir de üçümüz bindik ha. Evet. Daha ben de üç kişi zor. Ben buradayım arkadaşlar. Ben bir TikTok çekeyim. Buradan kayalım baba. Bir dahakine ikiye de bineceğim. Kapatacağım yavaşça. Biz gidiyoruz. Bakın. Ver boardumu. Durdu. Durdu. Lan. Ne oldu? Bir şey yoktur ya. Binememiştir birisi. Binememişlerdir herhalde. Baba. Baksanıza ta oraya çıkacağız. Daha o zirvenin şeyi bile görünmüyor.
Baba niye durduk? Biri binememişti. Yolcu alıyor. Baba bu kadar durması normal değil. Yavaşlıyor sadece. Baba. Baba korkuyorum. Önümüzde de insanlar var. Sorun yok. Ben atlarım buradan. Oo, yalnız baba çok şanslıyım. Biz tam şeyde durduk. Evet. Karına yüksek olmayan yerde durduk arkadaşlar. Atlanır mı buradan? Atlanır. Atlanır tabii, çok iyi. Bok atlanır lan. 2 metre oğlum, ben atlanır. Ne ikisi? En az 3 metre. Ha, ha tamam. Ecim bordumu bırakıyorum şimdi. Bordumu bırak, ben tur atıyorum. Benim bordu babam taşıyor. Korkuyorum düşeriz diye. Ben iyiyim ya. Bir TikTok çekemiyorum. Şu an çok yükseğiz yerden. Cidden ne kadar? Bayağı yükseğiz baksana. Buradan atlanır mı? Atlanır. Buradan atlarsan bacakların kırılır. Ben buradan var olsam atlayamam, asla yemez yani. Kalçam kırılır. Kalça kırılır daha kötü. Kardan dolayı çok bir şey olmayabilir. Ama kar yüksek mi bilmiyorsun. Altında ne var bilmiyorum. Kötü şeyler olabilir yani. Daha çok yol gideceğiz ha. Biraz yavaşmış. Birisi buradan kaymış bak. TSH burada en pahalı şey şu an yani. Ne kadar tuttu? 1300 lira. 3 kişi. Evet. Aa, 1350 lira tuttu ama 300 lirasını geri alacağız. Ha tamam. 1000 lira tuttu yani TSH. 300 lira da depozito almışlar. Yanlış bilgi verdim benim. Aynen, 1000 lira yarım gün. Bak şu an haklısın, hiçbir şey olmaz. Yarım gün saat kaça kadar yani baba? Yani 1050 lira işte üçümüz. Tamam da ne zaman? Yarım gün valla kaçta kapanırsa işte bilmiyorum ki. 12.30'da başlıyor yarım akşama kadar. Süper. Ha kapanana şey kadar işte. Tam gün ne oluyor? Tam gün 7'de falan başlıyorsun. Artık sabah 8-9'da başlar herhalde. Öyle insanlar var mı? Aa bak biri şeyini düşürmüş. Aa bakın. Ay çok üzüldüm. Nerede o? Ya. Ha bak, işte. Çubuğunu düşürmüş. Ya, bir... İşte bu yüzden kayak yapmayın arkadaşlar. Geri gelip alır ki onu. Hayır, alır ya. Kendi çubuğu olmadan nasıl kayacak? Yürüye gel. Bence snowboard çok daha mantıklı. Çubuklu şey çok kötü bence. Bence de. Değil mi? Kayak çok kötü. Ben hiç sevmiyorum çubuklu. Yaptın çok kolay mı? Yapmasın. Hiç denemedim. Su kayanda hani yapmıştık ya suyun üstüne. O kadar kolaydı ki. Ben su kayanda yaptım evet çubuk şeydi. Çok kolay değil mi? Ha çiftli yaptım, o çok kolay. Ben de bekir denedim. Ama zevkli kolay değil. Evet ben de yapmıştım. Arkadaşlar şu an çok yükseğiz. Benim fobim var. Babamın da var. Biraz korkuyoruz. O zaman düşmemi çalıştım. Risk alırım ama... Çok... Az kaldı. Biri de eldivenini düşürmüş. Evet, hem de bence bilerek. Ya ben 10 yıl önce 100 dolara eldiven aldım. 100 dolara. Evet, buraya kayağa çıktım. Sonra bir eldiveni düştü bir tanesi ve bulamadım. Bak eşim geyik alanı yazıyor zaten. Ay hiç ilgilenmiyor. Evet, burası geyik alanı. Şimdi burada inerken siz sağa doğru yürüyün, ben de sola doğru yürüyeceğim, tamam mı? Ejin, kafam, acele etmeyin. Burada kafam vurma, acele etmene gerek yok. Yavaşlatabilir miyim? Yok, yavaşlamasına gerek yok. Ama görevli var, zorluk yaşarsak kurtulabilir. Sağa doğru yürüyün şimdi, inin. Ejin. Okay, easy. İndin mi? Easy bence. Bye. İyiydi değil mi? Güzel. Evet. Benim bordu versene. Al bakalım. Şimdi bordumuzu takacağız. Ben eldivenimi giyeceğim öncelikle tabii ki. Bir dahakine oraya çıkacağız, tamam mı? Bak, bana benim fotoğrafımı çeker misin bordda? Çekerim. Instagram'a çok oynayacağım. Gel şimdi çeksene şöyle. Çektim. Bir dakika. Hayır, baba, dik çek, dik. Dik, dur. Ya baba, bir kapat, dik çek. Aşağıdan dik, çek. Aa dur, dur, çektim, aha çektim. Bir dakika lan, ne oluyor bunun? Yavaş git kız, çok hızlı gidiyorsun. Gördün mü? Gördüm. Hayır, fena çakıldın. Ya çok güzel değil mi?
Ece kendine fazla güveniyorsun he. Biraz şey yap, tedbirli olmaya çalış aşkım. Fena düştüm. Videodaydım da. Oha elim. Uçtum resmen. Niye öyle oldu? Ne bileyim, hata yaptım işte. Kendine fazla güvendiğin için. Aa, ben de düşeceğim. Bana doğru gel Ecevit. Harika. Çok iyi geldim ha. Süper geldin. Tamam, şimdi zirveye çıkacağımız için buraya geldik. Çöz bağlamalarını. Niye? Şuradaki teresiyece bineceğiz. Zirveye giden. Şuraya zirveye gideceğiz. Çekeyim mi seni? Ama teresiyece binerken çözmeyeceğim bunu. Ama inerken zor olur. Yok. Birkaç kere daha yap da ondan sonra uzmanlaşınca yaparsın. Ya yani normalde öyle yapıyorduk eskiden ama. Öyle yapıyorduk. Unutmuşsun artık. Sök sök, hadi sök bence. Oh. Ben nasıl indim baba şuradan? Üf, süperdi be. Sen görmedin ha. Çok üzüldüm. Ah. Arabanın tekerleklerine bak. Arabanın tekerleklerine bak senin. Niye? İyiymiş değil mi? Çünkü çok sıcak. Oh, şey diyeyim, bu her yerde gider. Evet, kar için yapılmış. Hiç affetmez. Hello. Arkadaşlar içeceğimizi içiyoruz ve TRT izleyeceğiz. Belki keyifli, güzel her şey. Yolumuz uzun. Yolumuz çok. Evet guys, şimdi buraya geldik. Burası puraların yeri. Çünkü burada kaymak daha zor, daha yüksekteyiz ve daha uzun bir yolculuk olacak. Şimdi eldivenlerimi giyiyorum çünkü demin giymemiştim ve ellerim dondu. Hüseyin'cim bekle. Çok gitme. Ne bileyim ne yapıyor? Gidiyor. Bakın orada Marmara Denizi var. Aşağıda. Şimdi bak, kar erimiş, yumuşamış. İpek gibi. Cidden. Tehlikeli bu arada daha nasıl. Her neyse. Eldivenlerimi giydikten sonra. Bu arada şurada televizyon merkezi var. Şurası şu an İzmir'in en yüksek noktası. Belki Kocaeli. Bunu şimdi koyduk. Evet, süper. Burası aşırı dik. Ha? Aşırı dik olduğu için yoruldun değil mi çok? Çok.
Şimdi testseydik tekrardan çıkıyoruz. Bir kere daha kayacağız. Yani daha çok kere kayacağız da. Farklı yolları deneyeceğiz. Evet, bugün farklı yolları deneyeceğiz. Bu sefer farklı yolları deneyeceğiz. Bakın şu yol çok güzel değil mi? Şu yol. Evet. Buradan gelip böyle düz gitmemiz lazım. Evet. Şu sağdan da gidebiliriz. Baba var. Ama orası çok dik ya. Böyle çok dik olmasına gerek yok bence. Durursak öyle yapalım. Duracak gibi. Yavaş ve uzun olsun istiyorum ben. Ben de. Bir de kenarları şöyle sürülebilecek şeyler olsun. Yüksek yani. Atlamalık. Atlamalık, zıplamalık. Aynen. Hadi. Güneş ısıtıyor lan baba. Çok evet, güzel ya. Güneş çok güzel ısıtıyor. Yaklaştık. Evet, hazırlanın bence. Gerçi ben hazır. Yeşil ol. Ortanızı kaldırın, yere değmez. Yine yeşil. Dur şimdi. Hazır. Arkadaşlar şimdi üçüncüye tekrardan kaymak için yola çıktık böyle gördüğünüz gibi. İnşallah bu sefer çok düşmem çünkü düşmekten götüm ıslandı ve hala ıslak. Bu arada dişlerim mavi çünkü Powerade içtim ve maviydi Powerade. Elimi tut. Ece çok dik, yavaş gideceğiz tamam mı? Aşırı dik çünkü burası. Hep topuk bas tamam mı? Gitme istersen, bekle. Yavaş, yavaş, daha yavaş. Yukarıda görüşürüz tamam mı? Dikkatli olun, borduna dikkat et. Evet. Kapatın yavaşça şeyi. Arkadaşlar şu an Hüseyin'le ikimiz TSC'ye bindik çünkü geyik alanına gidiyoruz. İki kişilik. Evet, bu iki kişilik, o yüzden Hüseyin'le ben bindik. Farklı TSC olduğu için buna iki kişilik koymuşlar. Hı. İlk başta geyik alanına çıkmıştık. Hı hı. Orada üç kişi binmiştik ama rahat evet, edememiştik, o yüzden şimdi iki evet, kişi. Bayağı güzel bu arada. Buna kapıldım. Korktum sanma. Sen. Hüseyin'in yüzü böyle arkadaşlar. Ne bu bilmiyorum, bir dakika. Bilmiyorum da çok fena takla attım arkadaşlar. Evet, Hüseyin hızlı gidiyordum. Çok fena takla attım yani. Boynum kırılabilir. Biraz malsın ama yani kötü sende. Kötü hissediyorum. Risk aldım, takla attım. Buna kapıldım. Yüzüm yanıyor bu arada güneşten. Benim yüzüm de bronzlaşalım bari. Hayır, şu yara olduğu için. Dayanıyorum. Bronzlaşsak bari ya. Çok güneş var.
tek başıma makineden ineceğim. Evet, şimdi iniyorum tek başıma. Bismillah. Çok basitti. Oh. Baba, indim. Hadi gel. Yemek yemeye geldik şimdi. Giriyoruz. Aperatifler varmış. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? Şimdi sucuk ekmek yiyeceğiz. Sonra kalkacağız ve devam edeceğiz. Nasıl bu kafe? Montsuz kayak yok. Çok güzel. Ne? Kayak yok. Evet. Karda gayet varmış bu arada. Ejim yol boyu şey dedi. Videoda var zaten. Şey inmiyor, hiç kar yok. Şimdi görüyor. Arkadaşlar şu an beklemekten üşümeye başladım. Terliyordum normalde. Ama şu an biraz üşüdüm, artık sucuk ekmeklerimizin gelmesi gerekiyor, yoksa donacağım. Yüzden geri hızlı hızlı sayı gelecek. 199, 98, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99. O kadar hızlı değil. 89, 88, 88. O kadar hızlı değil. Sen gördün mü içine böyle? Evet. Arkadaşlar şimdi yemek sonrası tekrardan kayak yapacağız. Hüseyin yatıyor orada. Bayağı sucuk ekmek karnıma oturdu yani. Çektim, reels yapacağım galiba Instagram'da, bir niyetim var. Burası bayağı dik bir yol. Şimdi bu dik yolda süreceğim. Ve anın... Aa! Niye düştüm lan? Aa, çok garip. Neyse, kalktım yine gitti. Sıkıntı yok. Woo! Harikaydı o yaptı. Çok hızlı gittin ya. Yanlış yolda mıyız? Yok yok, doğru yoldayız. Neler yapıyorsun ya, bravo. Bravo be.
Biraz daha, biraz daha, hadi gayret. Evet, bravo, geçtim ben. Biraz daha itekle kendini. Hüseyin bak gidiyor hala, bak gidiyor. Nereye gideceğiz şimdi, zirveye mi, aynı yere mi? Zirve. Buradan iniyorum ben. Korkma. Bravo be. Harika. Arkadaşlar bugün çok güzeldi. Yaklaşık 1,5 saatimiz kaldı. Sabahtan beri buradayız. Galiba 11.30 gibi başladık. Yorulduğumuzda mola verdik. Genelde mola vermedik, kaydık. Yemek yedik. Çok eğlendik. Ben geçen sene binememiştim snowboard'a. Çünkü geçen sene fırtına varken gelmiştik. Bir daha da gelmeye fırsat bulamamıştık. Geldik, çok eğlendik. Hüseyin de, ben de. Bayağı bir geliştirdim kendimi. Başlarda çok kayamadım ama şu an istediğim her şeyi yapıyorum. Çok eğlenceli. Biraz pahalı bir spor ama yılda 1-2 kere gelindiği sürece gayet, yani çok eğlenceli. Şimdi çıkıyoruz üste bakalım. Heyecanlıyım. Yine kayacağız. Biz buradan kaymıyoruz ama, değil mi? Buradan. Bir kere buradan kaydık. Kötü müydü? Yok, güzel. Arkadaşlar şimdi ilk defa boardla bir şekilde ineceğim testlerinden. Çok riskli, çok korkuyorum. Değil mi? Arkadaşlar çok zevkli bir şekilde kayıyoruz. Şimdi ben biraz hız yapacağım, o yüzden kamerayı kapatıyorum. Evet, güzel, tamam. Biraz daha yazın, biraz daha. Ha, otur. Güzel, otur. Harika, görüşürüz yukarıda. Beni bekleyin ama, hemen kaymayın.
çok fazla hız yaptın. Bu hayvan ya. Yoruldun mu tatlım? Evet ve tutalım, o yüzden kar yiyeceğim. Ben de çok yoruldum. Çantada var içecek bir şeyler, vereyim mi? Aa. Kar mı yiyorsun? Ama diyorlar ki Ukrayna'da savaş var ya, o yüzden karlar pis olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi son kez çıkıyoruz çünkü 4.30'da TSL'iş kapanıyormuş. Ve şu an saat. Son 4 dakikada bindik. Evet, son 4 dakikada bindik. Senin yüzüne var. Oo, ilk defa o kadar net görüyorum ve sanki milyonlarca çizik var gibi. Bir şey diyeceğim, annem bayağı kızacak. Annem size bayağı kızacak bu arada. Evet. Şimdi son kez çıkıyoruz arkadaşlar. Son kez kayacağız. Sonra da artık eve gideceğiz. Zaten çok yorulduk. Şimdi de çıkıyoruz en üste. Son kez kayacağız. Bayağı hani yoruldum, o yüzden mutluyum. Artık eve gitsem iyi olacak. Yarın okul var falan filan. Beni bırakın arkadaşlar, sabaha kadar kayarım. Ama işte. Ellerine hava bakayım. Da çok güzeldi, o yüzden. İnsan yani bitirmek istemiyor kayışını. Evet. Hep hava gerçekten çok güzeldi. Oh.
Yoruldun mu? Yoruldum artık, bacaklarımı götürmüyor. Şu şeyini düzeltsene. Benim de öyle. O zaman şu dik yerden gidelim istersen. Yok ya. Geç artık. Elim öldü. Elim çok kötü. Üşüdü mü? Çok buz gibi deplosun içine, çok kötü şu an. Ben kaldırsa çok mantıklı geçerdi. Kaldırayım mı? Niye kaldırmıyor, ben alamıyorum. Elim çok kötü, elim. Elim acıyor kara. Ay. Sen de düşeceksin baba. Hadi tamam. Kaldıramıyor vücudum. 5 saattir 6 saattir koyuyoruz. Ay baba kaldır beni, çok kötü, hiç kalkamamışım. Ya da dur bekle. Geri kalkacağım. Ben hemen ciddi ama. Ah, başım ağrıyor. Arkadaşlar bakın, burada zipline var. Adamı böyle zıplatıyorlar. Hüseyin'le babam son bir kez beni bırakıp biniyor. Ama benim binecek gücüm kalmadı. O yüzden oturup onları bekleyeceğim. Çok kötüyüm. Bakalım, bekleyeceğim babamları. Arkadaşlar Hüseyin'le babam beni bırakıp gitti. Ben de boardumla burada bekliyorum tam olarak. Burada. Şuradan gelecekler. Hani ne yapayım ki? Gelsinler artık. Yoruldum. O yüzden gelmelerini bekliyorum. Yaklaşık bir 5 dakika falan gelecekler. TSE rejeni bitmiş. O yüzden anca gelirler. Bekliyorum bakalım. Evet, şimdi artık gidiyoruz. Yürüyeceğiz mi? Şuradan çıkacağız. Nereden? İşte. Arkadaşlar şimdi babam iniyor. İn! Ben indim. Eyvah. Ooo. Ooo. Benim gibi düştün. Zor değil mi? Ben de aynı düştüm. Biraz zormuş. Evet, şimdi buradan çıkacağız değil mi? Şimdi buradan diğer bir TSE'ciden böyle buraya çıkacağız otelin olduğu yere. Evet arkadaşlar, artık gidiyoruz. Öldüm yani, yüzüm gözüm her yerim bitik halde. Babamla Hüseyin. Onlar da bitti artık yorgunluktan. Babam TSE'ci kartlarını geri iade edip 300 lira alacak. Ve sonra yanımıza gelecek. Çok üşüdüm. Her yerin buz ısırması oldu. Çok güzel arkadaşlar. Biz bir kere daha kaydık. Ben siz kardeşim. Kapanmadan hemen de. Gelmedin. Ablam içerideyiz. Ben kaymadım çünkü yorgundum, anlıyor musun? Yorgundum, evet. Yorgun. Ve çok kötü düştüğü için artık korkmaya başladım. Arkadaşlar şimdi artık dönüyoruz. Videoyu da kapatacağım. Gördüğünüz gibi yani yüzüm gözüm her yerim gitti. Bir yere oturup ağladım hatta. O kadar çok düştüm ki. Bu sporun maalesef en kötü yanlarından biri düşmek. Çünkü hız yapınca asla hani durmak kolay olmuyor ve düşüyorsunuz. Çok bir kaçış yok. Ama güzeldi, gayet eğlendim. Bronzlaştığımı hissediyorum. Siz de hissediyor musunuz? Burnum yanmış gibi biraz. Evde iyice dinleneceğim, yatacağım. Belki de uyurum bile, yani o kadar yorgunum. Siz de kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Ben Seyset'le like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.